Sonucunu en çok merak ettiğim testlerden biriyle karşınızdayım. Şimdi karşımda 3 tane mikrofon var. Mikrofonlarımızdan bir tanesi XCM50 bir tanesi XTM100, bir tanesi Rode VideoMic NTG. Benim en favori mikrofonum Rode VideoMic NTG. Fakat bu mikrofon bilgisayar başında podcast ya da direkt anlık sonuç gerektiren işlerde çok uygun değil. Çünkü yayın mikrofonunun etraftaki sesi çok fazla almaması gerekiyor ve sizin anlık tepkilerinizi ayak uydurabilmesi gerekiyor. Sonradan edit imkanınız olmadığı için anlık reaksiyonlara doğacak sonuçlara daha hazırlıklı olması gerekiyor. Fakat şu görmüş olduğunuz iki mikrofon tamamen yayıncılara yönelik iki tane mikrofon. Ben bu mikrofona bayıldım. Benim için gerçekten bugün çok acı bir gün. Yani ben bu mikrofonu geri verecek olduğum için gerçekten çok üzgünüm. Ya müthiş. Şunun ya hem tasarım olarak hem görsel olarak hem böyle dinamik mikrofon olduğu için yani birçok açıdan çok daha güzel mikrofon. Bak aradaki farkı zaten hissedersiniz. Bu mikrofonun sesini duyduğunda böyle sanki podcast yapıyormuşçasına sanki yıllardır radyocuymuş gibi bir tonu var. Yani bir tadı var. O mikrofondaki ses benim çok hoşuma gidiyor. Gerçekten ben bu mikrofonda aldığım sese en yakın sesi bugüne kadar Rode Videomic NTG'de aldığım için belki de uzun zamandır bu mikrofonu kullanıyorum Ben çünkü normalde çok fazla mikrofon değiştiririm Yaka mikrofonuna geçerim başka mikrofonlara geçerim Marka değiştiririm dener dener denerdim Fakat Videomic NTG'de takıldım kaldım Gerçekten kapsül boyutunun önemi çok önemliymiş Ve burada da görmüş olduğumuz gibi bak şimdi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe çarşamba Cuma. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Hızlıca şunu da göstermek istiyorum. Bu mikrofon direkt kapsülü size doğru olduğu için ve yani kocaman devasa bir kapsül olduğu için etraftaki sesi çok güzel bir şekilde yalıtıyor. Fakat bu mikrofon zaten bu şekilde gelmiyor. Hani bu mikrofonun gelme şekli aslında bu. Masanın üzerinde duruyor ve size dönük olarak duruyor. Hani bu kadar size yakın durması mümkün değil bu mikrofonun çalışma mantığına göre. Zaten üzerinde sünger de yok. Bunun üzerinde sünger var ki PCTK gibi patlayan kelimelerde patlayan harflerde sizi kurtarsın. Son zamanlarda benim yayınlarda yaşadığım en çok en büyük problemlerden bir tanesi bilgisayar fanının sesiydi. Benim bilgisayarımın fanı birçok işlemde çalışmıyor arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip edenler bilir ki bilgisayarım fansız olarak birçok işlemde çalışabiliyor ve zaten sessiz. Fakat asıl sorun şu ki benim evim 10. kat ve gerçekten inanılmaz şekilde rüzgar sesi geliyor camlardan duvarlardan. Duvarlardan gelmez ve bu ses mikrofona yansıyordu fakat bu mikrofona kadar. Dışarıdaki sesi yalıtması olsun, sesinin verdiği o tonu olsun bu mikrofon beni kendine bağladı, büyüledi. Almamak için kendimi çok zor tuttum fakat elimde mikrofonum olduğu için dedim ki almamalıyım. <laughs> Görmüş olduğunuz iki mikrofonumuzun da üzerinde kulaklık girişleri var. Sesinizi anlık olarak duyabiliyorsunuz. Uygulaması sayesinde istediğiniz gibi kanal kayıt, farklı kanallara kayıt, farklı mikrofonları bilgisayara bağladığınızı alabiliyorsunuz ki ben şu an o şekilde kaydımı alıyorum. Yayına giden sesi, Discord'a giden sesi farklı farklı ayarlar yaparak tertemiz bir şekilde yayını gerçekten tamamen hani yayına odaklanmasını sağlayan iki tane birbirinden güzel bir mikrofon. İkisinin de üzerlerinde ses kasam mut işlemini sağlayan tuşlarımız var fakat bu tuşlarımız bana çok sert geldi. Bak bu mikrofon bunun sesini muhtemelen duyar. Ben bu butonların dokunmatik olmasını beklerdim fakat dokunmatik olduğunda da yanlışlıkla sesi kapatırsın unutursun birçok arkadaşı gördüm hani sesi kapatıyor adam sesi kapattığının farkında değil yayının böyle ortasında yarım saat geçmiş o zaman fark ediyor ah be sesi kapatmışım arkadaşlar özür dilerim diye fakat abi bu da çok şey yani bak. Duydun mu? Bir böyle bir küt küt diye basıyormuş gibi sesi geliyor. Yani çok enteresan ama söylediğim gibi şu, şu mikrofon al şöyle yayın yapmak gerçekten insanı böyle yılların radyocusuymuş gibi hissettiriyor ya. O zaten verdiği ses o tonu çok hoşuma gitti ve bu mikrofon bende zaten 12 haftadır duruyormuş. Bana 2 hafta diye gönderdiler. Rode X yani zaten ses konusunda ben acayip hassasım. Her alana her sahaya göre farklı mikrofonlarım var. Evde kullandığım mikrofon, dışarıda kullandığım mikrofon, yaka mikrofonlarım yani birbirinden farklı farklı mikrofonlarım var ve çünkü ilk ben daha YouTube'a girmeden önce ilk Cenk'te gel bir videosunda demişti ki hani görüntünüz belki çok düzgün olmayabilir. Cam gibi görüntünüz olmayabilir. Noise kirli görüntünüz olabilir fakat sesiniz kötü olursa videonuz izlenmez. O yüzden ben de elimden geldiğince mikrofon odaklanmıştım ve geçen zamanda da gördüm ki mesela görüntümü ZV-1 ile çekiyorum aksiyon kamerasıyla çekiyorum telefonumla çekiyorum fakat sesimi her zaman shotgun mikrofonumla ya da o sırada hangi mikrofon varsa onunla alıyorum. O yüzden hani mikrofona elinizden geldiğince ilk sıraya birinci, ikinci sıraya vermenizi öneririm. Hatta birinci sıra bence ışık ya da mikrofonla kapışır fakat yani kamera birinci sırada değil. Kamera 3 sırada 4'te olması lazım tahminimce. Bak şimdi klavyeyi mesela alacağım. Aynı şekilde kucağıma koyarak klavyenin sesini üç mikrofon arasındaki farkını size göstermek istiyorum. Tabi bilerek fazla fazla bastırdım ki aradaki fark biraz daha ortaya çıksın anlaşılsın. Seslerin hiçbirine hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğim. Mouse sesi. Mouse'u biraz daha böyle tam karşıdan mı tutayım? Nereden? Alttan tutayım. Siz bu mikrofonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mikrofonlar hakkında genel olarak fikir ve görüşleriniz nelerdir? Mesela Rode Videomic NTG'yi alıp hem bir stream için hem böyle dışarıdaki sahada çekimlerde kullanılır mı? Acaba ya da yayın için ayrı, saha için ayrı mikrofonlar mı gerekir? Sizce mesela şu kullanım senaryosunda Videomic NTG ye yeterli performansı verdim. Ya da XTM100'ün performansı nasıldı? Ya da XCM50'nin performansı nasıldı? Fikir ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. İstiklal marşı ve kapanış. Nâ, 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 nâ.